Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, arkadaşlar geçen bundan 3 sanırım 3 video önce 4. video olması lazım. Bir model hazırlamıştık. Papatya modelini şöyle ortası motifini ilk önce hazırlayıp sonra sabitliyorduk. Bunun aynısı fakat ortasının sarısı yerine bakın. Çimeni ile beraber yuva hazırlayıp bu şekilde yapılıyor. Yapacağımız modelimiz bu. Bu iğne oyası modelini tığa çevirdim sizler için. Benim de şu şekilde oldu arkadaşlar. Evet, benim size hazırlamış olduğum modelimde bu şekilde bakın arkadaşlar. Birebir aynısını iğne oyasından tığa çevirdim. Daha önce hazırladığım papatya bu şekilde 4 tane kirpikten oluşuyordu. Burada gelen modelde de 3 kirpikti. Ben de ona istinaden bu şekilde 3 kirpik yaptım. Eğer şayet bunu 3 kirpiği küçük diyorsanız 4'e çıkarabilirsiniz. Tıpkı orada olduğu gibi 4 video önce geri gittiğinizde bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz büyüklüğüne, küçüklüğüne kıyaslayabilirsiniz. Evet, yapraklar da aynı şekilde çiçeğimizin yaprağına uygun olarak takım olarak bu şekilde hazırladım. Orada da gördüğünüz gibi aynı şekilde kirpikli trabzanlardan oluşan yaprak vardı. Evet, modelim bu arkadaşlar. İğneden tığa bir modele daha karşınızdayım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Başlayalım. İlk önce tabi her zamanki gibi şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. 696 no'lu videomda tülbent kenar tığlama işleminin tüm püf noktaları mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda hemen çıkacaktır. Evet, ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın 3 tane tığ battığı yaparak başlayacağız. Şöyle tülbentime sık iğne ile ipimi sabitleyerek başladım. Bakın bir defa tığımı doladım. Yeni yaprak yapımı yaparak başlıyoruz. Şöyle 3 seferde bir trabzan yaptım. 2 zincir çekerek yaprağa başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle yuvamız olan trabzanın arasına girip 2-2 alarak trabzan. 4 zincir. Hemen kapattım buraya. Ve bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2. Bir tık daha uzun yaptım. 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi trabzanıma 2 defa doluyorum şöyle trabzanın arasına girip 1 2 2 ve 2 4 seferde aldığım bir trabzan 4 zincir hemen kapattım geri kalan bu kısma da 4 tane sık iğne yapacağım şöyle 1 2 3 ve 4. 5.'yi de trabzanda yapıp şöyle yaprak işlemimi bitiriyorum. 3 zincirimi çekip şöyle arkadaşlar bakın. İlk önce 2 seferde, ikinciye 3 seferde, en son trabzanımı da 4 seferde alarak böyle minik güzel bir yaprak hazırladım. Bakın arkadaşlar çok hoş. Bir, şu 4 sık iğne de tam oldu. Ne fazla diğer trabzanlara yapışık ne de fazla göbekli. Tam muntazam bir 4 sık iğne bu yaprağa ideal arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizle ara suyumuzun arasına 5 tane kendi 2 tane de yuva için toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi vereceğim. Şöyle tam orta kısmından gireyim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Bakın bu 5 tanesi ara mesafe. Bu 2 tane yapacağım da arkadaşlar benim yuvam için tığ battı olacak. Şöyle düğümü kapatalım arkaya. 3 zincirimizi çekip bakın 7 tane toplam oldu. Şimdi bir zincirimi çekip ters tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile bir zincirimi yuvaya sabitledim. 5 tane zincir. 5 zincirimi
Şöyle sıradaki tığ battıya kapatıp buraya minik bir yuva yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle çevirdim. Yuvanın içine kapattım. Bakın. Bu şekilde dal hazırlıyoruz. 7 zincirden 6 tane dal olacak. 7 zinciri buraya kapattım. Sabitledim. 7 zincir. Hemen 3. 7 zincir. Bakın şöyle gerdirerek çekerek arkaya doğru yeni dallara yuva açıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. Sonuncu ve 6. 7 zincirimi de çekip buraya kapattım. Bakın. Hemen bu dönüş yaptığım tığ battımın içine bir sık iğne ile girip 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir yapmış olduğum dallarımı da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. 6 tane 7 zincirden oluşan bir dal hazırladık. Şimdi yine 5 tane tığ battı mesafesi verip yaprak yapalım. Evet, 3 zincirimizi çekip bırakmıştık. Sıradaki tığ battığımıza kapatıyorum. Bu bir. Yine sıkı sıkı. Sıkı çekelim ki zürafa gibi dursun arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir. 4. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 5. 5 tane tığ battı mesafesini verdik. Bir defa tığımızı doladık. Hemen sıradaki tığ battıya 1, 2 ve 2. Trabzanımız hazır. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanın arasına giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum buraya kirpik olarak. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kirpik olarak kapattım. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum buraya kirpik olarak. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 5. de trabzanda yapıp yaprağımızı yine tamamlıyoruz. 3 zincir. Hemen sıradaki tığ battıya 3 zincir, sıradaki tığ battıya 1, 2, 3 zincir, sıradaki tığ battıya. Evet, 3 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Yaprakla 2 tane yaprağın arasına. 5 tane de bu şekilde ara mesafesi veriyorum. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Yaprakla aynı iş. Evet, şimdi dallarımızı hazırladık 6 tane ve ilk dalın içine girip sık iğne ile sabitleyerek yaprağımızın yapılışına başlayacağız. 2 zincir çekerek başlıyoruz. Bir defa tığı doladım. Dalın içerisine girip şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Yapmış olduğum trabzanın arasına girip kapattım. Bir defa tığı doladım. Hemen aynı yere 1, 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Ve bu ilk. 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Bakın yavaş yavaş bu şekilde yaprağımızın boyutunu uzatıyoruz. 4 zincir. Kapattım. Şimdi bu geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapacağım. Kenar yapraklarda 4'tü. Bu orta çiçek olduğu için bununkini fazla yapıyorum. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. 7.yi de dalımızın içinde yani yeşil yuvada yapıyorum. Evet, yaprağımızı bir işlemini bitirdik bakın arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle daha net göstereyim. Aynı işlemi buraya yapıyorum. 2 zincir,
Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Şöyle kameram yine düştü. 4 zincir. Şöyle trabzanın arasına girip kapattım. Telefonum yani arkadaşlar, kamera dedim. 1, 2 ve 2. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 2 defa doladım. Bakın ilkini 2, ikincisini 3, sonuncusunu da 4 seferde bu şekilde birer birer trabzanları boyunu uzatıyorum. 4 zincir. Kapattım. Bu geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yaparak yaprağımı tamamlayacağım. Bakın, bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne. 7.'si de yuvada. Bu şekilde sabitledim. Şimdi diğer yuvaya, bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Yapraklarım bakın bu şekilde oldu. Hemen kendiliğinden de dönüşü yapıyor. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapatıyorum buraya ilk kirpiğimi ve bir defa doluyorum. Yuvadan girip ilmek alıp şöyle 1, 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım 4 zincirimi buraya. 2 defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine girip şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın sonuncu trabzanımız en uzunu. 4 seferde oluyor. 4 zinciri girip kirpik olarak kapattım. Bu. Son trabzanıma yine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen aynı dalın içine yine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt dalıma geçiyorum. Bu şekil güzel duruyor arkadaşlar. Zincir olmayınca birbirine daha yakın duruyor. Evet, 2 zinciri çektim. Yuvaya girip şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Kapattım. Bir defa doladım. Şimdi yuvadan girip ilmek alıyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde. 4 zincir. Kapattım. 2 defa doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Hemen dalımızın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 7. sık iğnemi ve 5. dalımın içine direkt sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle 2 ve 2. Pardon. 1 defa 4 zincir çekiyorum. Hemen girip kirpik yapıyorum. Arkadaşlar ben bazen dalıyorum böyle, kusura bakmayın. Kafam bazen böyle. Evet. 4 zincir. Tekrar kapattım. Ve 2 defa doladım. Sonuncu trabzanımızı da 4 seferde. 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Hemen kapattım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Son trabzanımın içine. Şöyle 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yapıp yuvada yapıyorum. Ve bakın sonuncu dalın içine sabitledim. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 4 zincir.
Kapatıyorum 4 zincirimi, buraya kirpik yapıyorum, bir defa tığımı doladım, şöyle 1 2 ve 2. Bakın sonuncu yaprağımızı da şöyle yavaş bir şekilde yapayım, 2 defa doladım, hemen şöyle 1 2 2 ve 2, 4 zincir, kapatıyorum ve 6 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 7.yi de yeşil dalın içine yapıyorum. Bakın bu şekilde sabitliyorum. Şimdi şöyle bir tutayım. Evet arkadaşlar, burası şöyle, burası da düz yüz. Şimdi bu dönen kısmı düzeltelim. Gördüğünüz gibi burası. Şöyle elimizin içiyle öne doğru çevirelim. Şöyle size sanki ters geldiği için farklı görebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle döndüğü zaman bakın, elimizle düzelttiğimiz zaman hemen düzeliyor. Hiç zincir çekmiyorum. Yine bu ilk dalımızın içine yeşile, şöyle sarısından sıyıralım. Bakın. Şöyle ki arkadaşlar, arasında hiç bolluk olmasın. Çok sıkı bir şekilde sabitleyin, oturtturun yani şöyle sık iğneyi. Üzerine de bir zincir çekin. Bir de hafif uzun kesiyorum. Çünkü burada yanık izi olsun istemiyorum arkadaşlar. İlk yapmış olduğumuz bu yaprak var ya, bu yaprağın hemen dibinden bakın buradan bu kesmiş olduğum ipimi tığıma takıp buradan şöyle, ben de kameradan baktığım için arkadaşlar çözünürlük bozulunca ben de göremiyorum sizler gibi. Evet şöyle düzeltelim. Şu parmağımdakini kurtarayım. Hemen şöyle bir size göstereyim arkadaşlar. Bakın kalıp gibi sıkı sıkı yaptığımız için kalıp gibi şöyle. Bu da arkadaşlar bakın 3 boyutlu olduğu için şöyle kabarık duruyor. İster istemez bu şekilde kabarık duracak. Bu şekilde 3 boyutlu da kullanabilirsiniz. Böyle 3 boyutlu kullanmadınız ya mesela. Bakın bu. Şöyle ipi kurtarayım. Beyazı da mesela aynı bu şekildeydi. Ben arkasından hafif bir ütüyle ısıttım. Hani bu ipler o kadar şey ki arkadaşlar, ısıyı görünce hemen yapışıyor. Bakın şöyle bu şekilde. Şu ipimi yakayım, temizleyeyim. Hafif de bir arkadan böyle bastırayım bakayım. Daha güzel açılacak inan. Şöyle bir ortası oldu. Evet arkadaşlar bakın ipi yaktım. Şöyle hafif de arkadan bir alelacele size göstermek için. Bakın nasıl yapıştı. Bu şekilde ha, yapışık duruyor da daha bir ısı yiyince ipler bir genişleme oluyor ya arkadaşlar. O açıdan çok hoş duruyor bakın. Şöyle ikisini de göstereyim. Bu şekilde daha pratik. Öbüründe motif yapıp yapmanız gerekiyor. Aslında arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bu yuvanın dallarını motif olarak sarıyla da yapıp birleşik de yapabilirsiniz. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Veyahut da diğer kanalımda, Tığ Oyaları Dünyası kanalımda da anlatabilirim arkadaşlar. Şimdi demek istediğimi. Ortasının dal kısmını sarıyla yapıp yapraklarını beyazla, veyahut da ortasını beyaz yapıp yapraklarını sarıyla. Tülbent'te bana gelen modelde de bu renkteydi. Size gösterdiğimde de gördünüz arkadaşlar. Bu renkti. Siz şayet rengarenk de yapabilirsiniz. Siyahın üstüne veyahut da diğer sevdiğiniz hangi renk tülbente. Ya içi çiçeklilere, böyle içindeki çiçeklerle bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle yani iğne oyasında olup da tığ oyasında olmayacak diye bir kural yok değil mi arkadaşlar? Bakın yaprağımın güzelliğine, yani ara suyunun güzelliğine ve çiçeğiyle beraber takım oluşuna. Sizler de arkadaşlar yeni açtığım Tığ Oyaları Dünyası kanalıma destek verirseniz sevinirim. Şöyle beni 1.000 aboneye birden çıkarırsanız çok mutlu olurum. Hani buradan beni seven arkadaşlar açısından söylüyorum. Ben de sizlere böyle güzel modeller çıkarabileyim, anlatabileyim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle bir de sallantılı haline bakıp şöyle.